CHP milletvekili Engin Özkoç'un Kolombiya'da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu? Şubat 2019'da Mersin limanında bir gemide yakalanan 615 kilogram kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok? Sorularına Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan cevap geldi. Bakan Muş'tan, yakalanan uyuşturucular kimin, sorusuna ilişkin açıklama, tüm bilgiye sahibiz, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin limanında ele geçirilen toplam 1 ton 763 kilogram kokainle ilgili, tüm verilere sahip olduklarını, ifade ederek, tüm verileri yargı makamlarına iletmiş durumdayız. Devletimizin gereken tüm bilgiye sahip olduğundan kimsenin şüphesi olmasın, dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ziyareti sonrası, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı. Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerimiz, Mersin'de bir hafta arayla gerçekleşen iki operasyonla, ülkemiz tarihinin en yüksek miktarlı kokain yakalamasını gerçekleştirerek, uyuşturucuyla mücadelede büyük bir başarıya imza attılar, diyen Muş, sözlerine şöyle devam etti, Mersin'de gümrük muhafaza ekiplerimizce 15 ila 16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Bu yakalamadan bir hafta sonra da yaklaşık yarım ton kokain ele geçiren ekiplerimiz, iki başarılı operasyon sonunda toplam 1 ton 763 kilo kokain ele geçirmişlerdir. Yani neredeyse Türkiye'de bir yılda ele geçirilen kokaine denk miktarda kokain, gümrük muhafaza ekiplerimizin titiz çalışması sonrası sadece son bir hafta içerisinde, Mersin'de ele geçirilmiştir. Bu başarı, gümrük muhafaza ekiplerimizin dikkatli ve titiz çalışmasının neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu başarıda emeği geçen tüm bakanlık personelimizi ve kaçakçılıkla mücadelede daima işbirliği içerisinde olduğumuz devletimizin tüm güzide kurumlarını bir kez daha kutluyorum. Yasa dışı ticareti önlemek, önceliğimiz, DHA'nın aktardığına göre, yasa dışı ticareti önlemenin Ticaret Bakanlığı'nın öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Muş, bu kapsamda, özveriyle çalışıp oldukça memnuniyet verici sonuçlar elde ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak 8 Haziran'da, uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye dönük, gümrüklerimizde ek tedbirlerin getirildiği yeni bir genelge yayınlamıştık. Bu genelgeyle, güzergah bazlı analizlere ağırlık vermiştik. Bu genelgenin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede bundan sonra da önemli katkılarının olacağına inanıyorum, ifadelerini kullandı. Gümrüklerde uyuşturucu ve kaçak eşyalara yönelik sıkı kontroller gerçekleştirirken, gümrük kontrollerinin yasal ticaretin akış hızını engellememesi için de azami gayret gösterdiklerini aktaran Muş, bu bizim için asla taviz veremeyeceğimiz hassas bir dengedir. Bu konuya oldukça dikkat ediyoruz. Bu nedenle gümrük kontrollerinin hızlı ve etkin olması için insan kaynağımızın, teknik cihazlarımız ve bilgi sistemlerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Tüm imkan ve kabiliyetlerimizle yılın başından bu yana yaklaşık 4 milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Toplam 6,1 ton ağırlığında uyuşturucuyla, 15 ton 150 kilogram ağırlığında uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ülkemize girmesine engel olduk. Gerçekleştirilen rekor yakalamalar da gösteriyor ki, bu alanda yaptığımız yatırımların ve personellerimizin gösterdiği insanüstü gayretin sonuçlarını başarıyla elde edilmekte. Umarım bundan sonra da bu neticeleri almaya devam edeceğiz, dedi. Yargı makamlarına ilettik, Bakan Muş, ele geçirilen uyuşturucularla ilgili, gümrüklerde yakalanan uyuşturucunun göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden açıklanmıyor, şeklinde sorularla karşılaştıklarını ifade ederek, şunları söyledi, son dönemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına konu sevkiyatların tüm verileri elimizde mevcuttur. Ele geçirilen uyuşturucunun nereden gelip nereye gittiği, hangi ülkelere uğradığı, hangi gemi ve konteynerle taşındığı, alıcısının, göndericisinin kim ya da hangi şirketler olduğu ve benzeri tüm verilere elbette sahibiz. Tüm bu verileri yargı makamlarına iletmiş durumdayız. Bu bilgiler devam eden soruşturmalarda savcılık makamlarımız ve adli kolluk personelimizce titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturmalar yargı makamının UHD'sinde yürütülmektedir. Nitekim yargı makamlarının verdiği kararlarla, bu iki olayda şu ana kadar 6 kişi tutuklanmıştır. Dolayısıyla bu olaylarla ilgili kimlerin yargılandığı mahkeme kayıtlarında mevcuttur. Milletimiz müsterih olsun. Devletimizin gereken tüm bilgiye sahip olduğundan ve bunun gereğini yaptığından, kimsenin şüphesi olmasın. Gümrüklerimizde zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız, müsaade etmeyeceğiz ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve paylaşımlarımızı beğenmeyi unutmayınız.